Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salatu ve etemmut teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehle. Pazartesi günleri tasavvuf dersimize İmam-ı Semerkandî'nin Tenbihul Gafilin, Gafilleri Uyarmak kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, geçen haftalar itibariyle Vebu sıfatil cenneti ve ehliha, cennet ehlinin ve cennetin sıfatları bölümüne başlamıştık. Fakat konunun uzun olması münasebetiyle bitirememiştik ve geçen hafta en son İbrahim İbn Ethem'in meşhur bir kıssası vardı. Hatırlarsanız onu zikretmiştik ki o da neydi? İbrahim İbn Ethem bir hamama girmek ister. Fakat hamamcının kapıcısı parasını ödemeden içeri giremeyeceğini söylediği zaman İbrahim İbni ağlayarak geri döner. Sorarlar ki ya niye bu kadar kendi kendine eziyet ediyorsun? Biz ödeyek ücreti dedikleri zaman ben onun için ağlamıyorum ya. Şeytanın evine bileme, şeytanların evine bileme ücretsiz girilmediği halde yarın amelsiz peygamberlere, sıddıklara, şehitlere nasıl komşu olunur? Ücretsiz nasıl komşu olunur? Benim ağlamamın sebebi budur diyordu mübarek. Ve zükre enne fî ba'di mâ enzirallâhu alâ ba'di enbiyâihi aleyhisselâm. Allah-u Teala daha önceki peygamberlere indirdiği kitaplarda da şu zikredilmiş. Yebne Adem teşterin nâne bi semenin gâl. Sen ateşi çok pahalı bir parayla satın alıyorsun. وَلَا تَشْتَرِ الْجَنَّةَ بِثَمَنٍ رَخِيصٍ. Halbuki cennet o kadar ucuz ki sen o ucuz olan cenneti almaya hiç meyletmiyorsun. Demişler ki وَتَفْسِيرُ ذَٰلِكَ. Bunun tefsiri nedir? Yani nasıl olur da cehennem çok pahalı, insan trilyonlarca para verir de cehennemi satın alır. Nasıl olur da ucuz, ücretsiz olan cennete satın almaya bir türlü gayret etmez? Bunun tefsiri nedir diye sorulduğu zaman demişler ki اَنَّ فَاسِقًا لَوْ اَرَادَ اَنْ يَتَّخِذَ ضِيَافَةً لِلْفَسَابِ فَرُبَّمَا يُنْفِقُ فِيهَا الْمِيَا اَلْمِيَتَيْنِ فَهُوَ يَشْتَرِ النَّارَ بِثَمَرٍ غَالٍ. Bir insan diyor mesela ne gibi? Bizim Türkiye'deki düğünlerimizi örnek vererek. Bir insan diyor, bir davet vermek ister, bir düğün yapmak ister. O düğüne işte 6 tane davulcu, 10 tane zurnacı, türlü türlü çalgı aletleri, türlü türlü fısık işleriyle uğraşan salonları tutar, trilyonlar haşlar. Trilyonlar haşlar yani. Sadece ne? Bir o düğün davetini verebilmek için. Ne yapmış oluyor? Orada içki içerler, işte kurşun sıkarlar veyahut da her türlü melanet olur. Kadın erkek birbirine karışık, her türlü melanet var. Niye? Sadece işte kendi arzu ve hevesini dışı yapmak için, arzu ve hevesini yerine getirmek için. İşte bu şekilde trilyonlarca para harcayıp ne yapmış olur? O insanların o fesadı işlemesine sebep olduğundan dolayı cehennemi satın almış olur diyor. Halbuki diyor وَلَوْ أَنَّهُ اِتَّخَذَ ضِيَافَةٍ لِأَجْلِ اللّٰهِ تَعَالَى بِدِرْهَمٍ اَوْ بِدِرْهَمَيْنِ. Halbuki o insan basit, fakir fukara insanları çağırıp da normal bir davet vermiş olsaydı diyor فَيَدْعُوا اِلَيْهَا بَعْضُ الْمُحْتَاجِينَ ve onlara o davetine de muhtaçları çağırmış olsaydı فَيَكُونَ ذَٰلِكَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ. O muhtaçları çağırdığından dolayı o adamlara hem yemek yedirmiş olur, hem de onları yedirmiş olduğu yemek kendine sevap yazılmış olur. Basit bir davetle hem cenneti satın almış olacak, hem de o insanlara mükafat olmuş olacak. Ama trilyonlarca parayı harcayıp da Allah'a isyan olunan,
yere haşladığı zaman kişi kendi parasıyla, trilyonlarca parayla ne yapmış oluyordu? Cehennemi satın almış oluyordu. وَرُوِيَ عَنْ اَبِي حَازِمْ اَنَّهُ قَالْ لَوْ كَانَتِ الْجَنَّةِ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ إِلَّا بِتَرْكِ جَمِيعَ مَا يُحِبُّ مِنَ الدُّنْيَا لَكَانَ يَسِيرًا فِي جَانِبِهَا. Yani bir kişiye dense ki, ya arkadaş, cennete girmek mi istiyorsun? Evet. O zaman cennete girmek istiyorsan şu sevdiğin şeylerin %10'unu terk et. Neyi seviyorsun? İşte şunu seviyorsun. A'yı seviyorsun. B'yi seviyorsun. C'yi seviyorsun. Bu 29 tane sevdiğinden sadece 5 tanesini terk et dendiği zaman, halbuki bu ne kadar kolay bir insana. لَكَانَ يَس۪يرًا ف۪ي جَانِب۪ه. Yani cennetin yanında bu çok basit bir şey. Allah-u Teala sana içkiye haram mı kılmış? Kardeş bunu içme. Allah-u Teala sana zinayı helal mı kılmış? Zinayı haram mı kılmış? Evet, haram kılmış. Helal yoldan sen istediğin kadar Allah-u Teala sana nikahlı olarak helal kıldıkları var. Onlarla isteyen gider. Veya Allah-u Teala sana faizi haram mı kılmış? Ona yaklaşma, ticaret yap. Bir al ona sat veya bir al yüze sat. Ama Allah-u Teala sana faizi haram kılmış. Buna yaklaşma. İşte bunun gibi diyor. Eğer cennet bir kişinin istediklerinin, sevdiklerinin yanında terk ettiği şeyler karşılığında çok basittir diyor. Çünkü 100 tane Allah'ın emri var. Bu 100 tanenin içinde 10 tane, 15 tane terk edilmesi, bunları terk ettiğin zaman cennete gireceksin ya. Dendiği zaman bu cennetin, cennet nimetinin karşılığında çok basit bir şeydir. وَلَوْ كَانَتِ النَّارُ لَا يَنْجُوْ مِنْهَا أَحْدٌ إِلَّا بِتَحَمُّلُ جَمِيعِ مَا يَكْرَهُ لَكَانَ يَس۪يرًا ف۪ي جَانِبِهِ. Bir kişiye de dense ki, kardeş bak, sen cehennemden kurtulmak istiyorsan, Allah'ın şu hoş görmediği şeylere sabret, onlara ne yap? Kurtulmaya çalış. Onları yapmamaya çalış. Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri ne yapmaya çalış? Onlara tahammül et ya. Ya buna rağmen bileme diyor. Yani bir kişi o cennete girmek için, cehennemden kurtulmak için o bazı şeylere tahammül etmesi bileme nedir diyor? Cehennemden kurtulmak için %1'dir ya. %10'dur ya. %90'ına dikkat edeceksin, %10'una dikkat edeceksin. %90'lık şeyden kurtulmuş olacaksın. Fekeyfe kad ve kad tedhulul cennete bi terki cüz'ün min elfi cüz'ün mimma tuhib ve kad tencu minen nari bi tahammül cüz'ün min elfi cüz'ün mimma tekrah. Kale Yahya ibn Muaz el-Razi demiş ki, terkü dünya şedidin. Ya tamam hocam ama sen böyle diyorsun ama Yahya ibn Muaz demiş ki, ya dünyayı terk etme çok zor. Dünyayı terk etme çok zor. Yani Allah-u Teala dünyada o kadar güzellikler vermiş ki çok zor. Yani işte güzel bir kadın geldiği zaman ona yok diyeceksin. Allah'ın yasaklamış olduğu içkili yerlere, zina işlenen yerlere gitmeyeceksin. Bunların hepsini nefis istiyor. Yahya ibn-i Muaz ne demiş? Terk et dünya şeriyen. Dünyayı terk etme çok şiddetli ya. Her bu bayirin işi de el bu. Fakat demiş. Ve terkül cennetu eşeddu minah. Fakat cenneti kaybetmek ondan daha şiddetli bir şey ya. Sen bir 50-60 sene bilemedin, 40 sene bilemedin, 50 sene sabredeceksin. Dünyayı terk ederek ki helalından kazandıktan sonra istediğin yiyi iç, kimse bir engel de değil ya. Sadece Allah'ın çizmiş olduğu haramlara dikkat et. Dünyayı terk ederken de ya. Helalından istediğini, istediğini iç, istediğini kullan. Ne demiş mübarek? Ve terkül cennetü eşeddu minha. Cenneti terk etmek ondan daha şiddetli, ondan daha zor ya. Sen bir 50-60 sene sabredemeyeceksin ama bu sabredemediğin karşılığını bir belki de sonu olmayan bir hayatta kaybetmiş olacaksın. Ama bir 40-50 sene bir sabrettiğin zaman sonu ebedi olan, sonu çok güzel olan bir hayatı da kazanmış olacaksın. Ve inne mehral cenneti terkü dünya. Çünkü demiş ki mübarek, cennetin mihri,
Mihriyen nasıl bir kızla evlenirken ona mihir verilir, Allah-u Teala ona helal kılmışsa, cennetin de mihri, sen cennetle nişanlanmak istiyorsan, cennetle evlenmek istiyorsan, dünyayı, dünyadaki haramları terk edeceksin. Allah'ın yasaklamış olduğu haramları terk edeceksin. وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يسال الله تعالى ثلاث مرات kim günde 3 sefer Allahu Teala'dan isterse cenneti isterse Allahumme edhilnal cenneti ya Rabbi beni cennetine girdir ya Rabbi beni cennetine girdir ya Rabbi beni cennetine girdir hani biz sabah namazından sonra akşam namazından sonra yapıyoruz ya arkadaşlar İşte diyor kim böyle derse cennet der ki diyor Allahum qaletil cenne Allahumme edhilhul cenne. Ya Rabbi onu cennetine girdir diye cennet ona dua eder diyor. Bir kul Allah'a dua ettiği zaman ya Rabbi beni cennetine girdir diye dua ettiği zaman cennet de ya Rabbi onu bana girdir diye dua eder diyor. Ve men istecara minen nar selase merratin kim ne diyor? Cehennemden 3 sefer Allah'a sığınırsa ya Rabbi beni cehenneminden azat eyle ya Rabbi beni cehenneminden azat eyle ya Rabbi beni cehenneminden azat eyle diye Allah'a sığınırsa diyor qaletin nar Allahumme ecirhu minen nar ya Rabbi cehennem ne der ki diyor ateş ya Rabbi bunu cehenneminden koru cehennemine girdirme diye dua eder. Onun için ezberleyebilen, gücü olan kardeşlerimiz ne yapsın arkadaşlar? Gücü olduğu kadar devam etmeye çalışsınlar. Bu hadis Tirmizi'de geçmiş 2572. nolu hadismiş arkadaşlar. Sonra İmam Semerkandî diyor ki Fenas'alullahu Teala en yücirana minen nâr. Ve biz Allah'tan ister ki Allah'ım bizi cehennemine girdirmesin diyor. Biz de Allah-u Teala'dan İmam Semerkandî'nin ağzıyla öyle istiyoruz arkadaşlar. Allah'ım bizi cehennemine girdirmesin inşallah. Ve yudkhilena el cenne ve cennetine girdirsin inşallah diyor. İmam-ı Semerkandî biz de İmam-ı Semerkandî'nin diniyle ya Rabbi sen bizleri cennetine girdir ya Rabbi. Ve lev lem yekun fil cenneti suva liqa'il ihvani ve ihtimahim lekane haniyen tayyiban. Eğer ki diyor cennet sadece ve sadece arkadaşlarla toplanıp onlarla bir arada olmak olmasaydı bile gene çok güzel bir yerdir cennet. Fe keyfe ve fiha ma fiha min fununil keramat ki içinde neler var neler ya. Sadece dostlar ahbaplar bir araya gelme olmasa bile Allah'ın ne lütufları ne nimetleri var ya. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Gözlerin görmedi, kulakların işitmedi, beşerin aklına gelmeyecek nimetler. Allah'ım inşallah cümlemize o nimetleri görmeyi nasip eylesin inşallah. Ve rüya an Enes ibn Malik radıyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes ibn Malik'ten rivayetun hadis-i şerifte Allah razı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Tahrici Allahu alem yok arkadaşlar nerede geçti de. Ennehu kal inne fil cenneti esvakun esvakan la şira fiha ve la bey. Cennette bazı çarşılar vardır ki onlar ne alışveriş yapılmaz o çarşılarda. İstemi'una fiha hilaqan hilaqan. Alışveriş yapılmamasının sebebi ne? Oralarda insanlar toplanır halka halka. Yetezekeruna keyfe kanet dünya. Dünyada neler yaptıklarını bir arada konuşurlar. Ve keyfe kanet ibadetur rabb. Rablarına karşı nasıl kulluk etmişler? Nasıl ibadet etmişler? Nasıl taat etmişler? Onları konuşurlar. Ve keyfe kana fuqara'u'd dunya ve aghniya'iha. Ve dünyanın ve fakirleri, dünyanın zenginlikleri nasıldı? Ne sıkıntılar çekti? Onları görüşürler. Ve keyfe kana'l maut? Ölüm nasıldı? Ve keyfe sırna ba'de tulil bela ila'l cennet? Nasıl ta uzak bir zamandan sonra ölümden sonra kabir hayatı, ondan sonraki hesap, ondan sonra mahşer, ondan sonra sırat dan sonra nasıl cennete ulaştık diye onların her hepsine diyor otururlar kendi aralarında konuşurlar diyor. قال الفقيه امام السمرقندي diyor ki اخبرنا الثقة بإسناد عن اسباط عن السدي عن مره عن مره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يريد الناس جميعا الصراط ابن مسعود diyor ki insanların her hepsi toplu bir şekilde sırata gelirler. Ve vuruduhum kıyamuhum havlen nâri. Yani onların
sırata gelmeleri cehennemin yanına gelmeleri demektir. Cehennemin dibindedirler artık yani. Çünkü sırat nedir? Cehennemin üzerine kurulacak sırat köprüsü. Amelleri salih olanlar sırat köprüsüne geçecekler, geçemeyenler ise o cehennemin içine düşecekler. ثُمَّ يَمُرْهُونَ عَلَى الصِّرَاتِ بِعَمَالِهِمْ Sonra insanlar ne amel yapmışlarsa Allah'a karşı kullukta, itaatte, taatte ne amel yapmışlarsa amelleri miktarınca veyahut da amellerinin mükafatınca o sırattan geçecekler. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرْ مِثْلَ الْبَرْقِ Kimisi şimşek gibi geçecek. Şimşek bir anda çakar, geri galip olur ya, kimisi onun gibi geçecek. Allah'ım inşallah onların içinden eyleye cümlemizi inşallah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مِثَ الرِّيحِ Kimisi rüzgar gibi geçecek. Kimisi rüzgar gibi geçecek. Allah'ım inşallah onların içinden de eyleye. Şimşek gibilerin içinden edemezse bunların içinden eyleye inşallah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مِثَ الطَّيْرِ Kimisi kuş gibi geçecek diyor. Allah'ım inşallah onların içinden eyleye arkadaşlar cümlemiz. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَأَجْوَدِ الْخَيْرِ Kimisi diyor o sırattan çok iyi bir yarış atı gibi geçecek. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَأَجْوَدِ الْاِبِلِ Kimisi yarış devesi gibi geçecek. Deve yarışı yapıyorlar ya. Onun gibi geçecek. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَعَدْوِ الرَّجُلِ Kimisi de diyor, bir adamın koşması gibi geçecek. Allah'ım inşallah içinden birinden birine girdirsin inşallah arkadaşlar. Ben size önemli olan sırattan geçirsin kurban olduğum Allah'ım. İnşallah nasıl geçersek geçecek ya. Kimisi de diyor bir adamın koşması gibi geçecek. Hatta inna ahirahum raculun yamurru ala mawdi ibhamayhi qadamayhi ta ki en son adam dedi geçecek adam diye ayak parmak uçlarına yürüyerek öyle geçecek diyor. Ama önemli olan aşağı düşmeyecek diyor. Ayak parmak uçlarına yürüyerek geçecek ya. وَالصِّرَاتُ دَخْتٌ مَزَلَّهِ Sırat çok kaygan bir yer. Allah'ım inşallah ayağımızı kaydırmıyor o sıratta arkadaşlar. حَدُّهُ كَحَدِّ السَّيْفِ Keskinliği ise kılıç gibi. Kılıçtan daha keskin. عَلَيْهِ حَسَكٌ كَحَسَكِ الْقَتَارِ Onun diyor üzerinde deve dikeni gibi çengeller vardır ya. Deve dikeni gibi çengeller var. Ve beyne mehtuşun nacun ala hafeteyhi melaike her iki tarafında melekler var. Ma'hum kelabibun minen nar. Ve o iki tarafında meleklerin her birinin elinde de ateşten çengeller vardır diyor. Kasapların çengeller var ya arkadaşlar. Onun gibi çengeller vardı. يَخْتَطِفُونَ بِهَا النَّاسِ İnsan, işte o çengellerle insanları toplarlar diyor. Allah'ım onlardan, o toplananlardan, o çengellerle toplananlardan eylemesin inşallah bizi. فَمِنْهُمْ مَنْ بَيْنَ مَرِّ النَّاجِ فَمِنْ بَيْنَ مَرِّ النَّاجِ Kim diyor oradan geçerse, sırattan geçti mi kurtuldu. Nasıl geçerse geçsin. وَمِنْ بَيْنَ مَخْتُوشٌ نَاجٍ Yaralı geçen de وَبَيْنَ مَخْتُوشٌ نَاجٍ Yaralı geçen de kurtulmuştur diyor. وَمِنْ بَيْنِ مَكْتُوشٌ فِي النَّارِ Geçemeyen ise ateşe düşürmüştür artık diyor. Allah'ım cümlemizi muhafaza eyle. وَالْمَلَائِكَةِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ Melekler de aynı zamanda melekler de ne yaparlar? Dua eder. Ya Rab onları selamete al, selamete al diye dua ederler. فَيَمُرُ رَجُلٌ وَهُوَ آخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا Bir adam diye geçer diye cennete en son girecek kişi. فَاِذَا جَادَ الصِّرَاتِ رَفَعَ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ Sıratı en son geçtikten sonra o kişi diye cennetin kapısı ona açılır. فَلَا يَدْرِي أَلَهُ فِي الْجَنَّةِ مَقْ Adam diyor, düşünür diyor. Herkes geçmiş gitmiş ya diyor. Bana cennette yeri kalık mı ki diyor. Kara kara düşünür diyor. En son sırattan geçen kişi. فَاِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا Sonra cennete bir yere, cennete bir bakar ki içeri girince diyor. Orada bir yerde bir boşluk var. Çok güzel bir yer. Der ki diyor, رَبِّ اَنْزِلْنِي هَا هُنَا Ya Rabbi beni buraya indir. Bura çok güzelmiş der diyor.
فيقول له فلعلك أن أنزلتك هنا هنا تسألني غيره. الله تعالى ona der ki bak sen buraya istiyorsun ama ben seni buraya indirirsem benim tahminime göre sen başka bir yer istersin. Yani sabır et, yani acele etme. فيقول لا وعزتك yok ya Rabbi. İzzetine yemin olsun ki diyor ben başka bir yer istemem. Bes beni buraya indir derdi. Çünkü adamın düşüncesi neydi? Yani içeri girdiği zaman herhalde boş yer kalmazdı ya. Öyle bir güzel bir yer bulmuş hemen kapayım diyor ya. Hemen sahibi olayım diye. Fenzino Allahu Teala ne yapar onu indir. Summe yerfa'u lehu fil cenneti menazil. Sonra adam oraya yerleştirdiğinde sonra cennetteki menzillere, yerlere bakar ki daha çok boş yer varmış. Sonra der ki diye fezahaqara ileyhi ma utiya mimma yara. Sonra bana verilen neymiş ki ya dedi. Kendi verilen yeri cennette verilen yeri küçük görmeye başlar kendini. Bana verilen yermiş ki. Sonra Allahu Teala der ki Rabbi enzilni ha hunak. Bir sefer kendi yerini beğenmez der ki ya Rabbi beni şuraya filan yere indir derdi. O görüp de beğendiği yer. İlk oturduğu yeri beğenmedi ağa yani. Başka bir yer istiyor şimdi. O zaman Allahu Teala der ki ya fele'alleke in enzeltuke ha huna en tes'eleni gayra. Ya sen burayı beğenmedin birinci yeri. Oradaki yeri beğendin istiyorsun ama oradaki yeri istiyorsun ama ben eğer oradaki yeri sana verirsem şimdi sen orayı da beğenmezsin. Allahu Teala diyor ki la ve izzetuk. Yok ya Rabbi izzetine yemin olsun ki ben burayı beğeneceğim bu sefer. Buna çok güzelmiş. Beni illa buraya indir. Feyunzilehu oraya indir. Sümme yerfe'u lehu fi fela yes'elu şey'an. Sümme yerfe'u lehu fil cenneti hatta rabi'a. Sonra dördüncü bir yere gelir diyor. Fe izâ kânet rabi'a refe lehu fe yetehâkaru ileyhi kulli şeyin utiye. Bir sefer başka bir yeri görür. O üçüncü yerden dördüncü bir yere bakar. Orada daha güzelmiş. Orayı ister. Kendine verilen üçüncü yeri hakir görür. Orayı istediği zaman diyor feyeskut fela yes'elu şey. Artık Allahu Teala'nın isteyecek yüzü kalmaz. Orayı görünce orada daha güzelmişler. Feyekul lehu ela tesel. Allahu Teala ona der ki istemiyor mu orayı? Bir, iki, üç tane yeri beğenmedin. Oralar daha güzelmiş dedin. Dördüncü yeri istiyorsun. Orayı istemiyor mu? Kale se'eltu hatta isten. Ya Rabbi isteye isteye artık utanacak. Utandım. Yüzüm kalmadı senden isteyeceklerdi. فيقول الله تعالى لك مثل الدنيا وعشر أمثالها فهذا أوضع أهل الجنة منزلا. الله تعالى der ki diyor git orası ve bir o dünyanın 10 katı kadar da sana yer diyor. Dünyanın 10 katı kadar yer sana. Orasını da al dünyanın 10 katı. İşte diyor cennete en son girecek kişinin alacağı yer ya. Allah'ım inşallah cümlemizi girmeyi nasip eyle arkadaşlar. Allahumme dkhilnal cennet. Allahumme dkhilnal cennet. Allahumme dkhilnal cennet. قال عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث بذلك الا ضحك حتى بدت نواجزه. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı anlatmış ki bu olayı anlatırken öyle gülmüş ki hatta ta ki azı dişleri görünmüş arkadaşlar. O adamın ikinci yeri beğenmeyip üçüncü yeri istemesi, üçüncü yeri beğenmeyip dördüncü yeri istemesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Azı dişleri görününceye kadar mübarek tebessüm etmiş. Ravahu İbn Ebi Hatim mevkufen ala İbni Mesud ila kavlihi ta'ala. رواه مسلم بقية من حديث ابن مسعود مرفوعا وروي في الخبر إن نساء أهل الدنيا من جعل منهن في الجنة يفضلن على الحور العين بأعمالهن في الدنيا. Dünyanın kadınları tabi bir insan dünyadaki evlenmiş olduğu hanımla beraber cennete girdiği zaman diyor o amelleri sebebiyle kadın dünyada işlemiş olduğu, işte kocasına itaat olsun, Allah'ın yasaklamış olduğu, haramlardan kaçınması sebebiyle olsun, ırzını, namusunu muhafaza etmemesi vesilesiyle olsun veyahut da kullukta, itaatte yapmış olduğu ameller vesilesiyle olsun,
o amelleri vesilesiyle diyor, hurilerden daha güzel olur. Dünyalık kadınlar hurilerden daha güzel olur ve onlar cennette eşleriyle beraber ne yaparlar? Aynı şekilde eşleriyle beraber olurlar. İşte bundan dolayı Allah-u Teala demiş ki inna enşe'nâhunna inşa'a, biz onları tekrar yeni bir yaratılışla halk ettik. Fece'annâhunna ebkâra, ve onların her hepsini bekar olarak halk ettik. Uruben etrâbe, birbirine iki eş birbirine sevimli ve güzellikte ve yaşta eş olarak. Li ashabil yemin, kimin için yemin, yani Allah'a kullukta, taatte ileri ve haddi aşıp melek kitabı kitabesini sağ taraftan alan kullar için. Allah'ım inşallah cümlemizi kitabesinin defterini sağ taraftan alan kullarından eyleye, cehenneminden cümlemizi muhafaza eyleye, inşallah peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle cennetine girip cümlemizi onlara komşu olmayı nasip eyleye. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böylelikle arkadaşlar cennetin vasıflarını ve cennet ehlinin vasıflarını bitirmiş olduk. Allah'ım inşallah cümlemize, duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eyleye. Önümüzdeki hafta ise inşallah başlayacağımız konumuz babu ma yurca min rahmetillahi teala, Allah'ın rahmetiyle ilgili yeni bir konumuza başlamış olacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve İmam-ı Semerkandî'nin ruhu için El-Fatiha tu ma'as-salavat.